Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 15B 41B snapshot'ını inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha biraz önce çıktı. Toplam 2 saat oldu arkadaşlar. Açıkçası çok inceleyemedim. Yayından sonra ee Snapchat'in çıktığını duydum. Hemen indirdim arkadaşlar. Bu e, bunun önceki snapchat'ların tanıtım videosunu çekmemiştim ama bu Snapchat'ta benim ilgimi çeken çok iki ilginç şey eklendi. Bunları ben sizinle paylaşmak istiyorum ve bunlar hakkında çok büyük bir bilgim yok. Sizin bilginiz varsa açıklamaya yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. ilk öncelikle bence eklenmesi gereken önemli bir tane şeylerden bir tanesi. Bakın kendimi bırak Allah belamı versin. modda bırakıyorum. tabi uçarım. Evet arkadaşlar Game moddan çıktım şimdi. 1 2 3 zıplıyorum ve gördüğünüz üzere artık Minecraft'ta uçabiliyoruz. Kanatlarımız var. Kanatlarım var ruhumda artık böyle şu şekilde gördüğünüz üzere Minecraft'ta uçuyoruz arkadaşlar. Artık oynak kanatlar eklendi. Böyle gördüğünüz üzere güzel kanatlarımız var ama böyle yükselemiyoruz şu an anladığım kadarıyla. Böyle alçaldıkça alçalıyoruz ve alçaldığımız yerden bakın böyle güzel alçalmazsanız ölebilirsiniz arkadaşlar. Şu an güzel bir şekilde yere düştük. Ee, yüksek bir yerden atladığınız zaman kanatlarınızı açabiliyorsunuz. Ben ee, yanlış hatırlıyor olabilirim de arkadaşlar geçenlerde bir yabancı sitede okumuştum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Galiba bu kanatlar crafting edilmiyor. Bu kanatlar sadece e, chestlerden çıkıyor diye okumuştum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Benim sadece şu an e, Böyle bir şey gördüm. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bana göre gelen en güzel şeylerden bir tanesi ama fakat aklına şöyle bir soru işareti var açıkçası. E, şu an bu snapshot olduğu için buna bir Optifine yok hani e, Optifine keyfi olan arkadaşları düşünüyorum. Mesela şu an benim arkamda bir Optifine keyfi olduğunu düşünün ve bu Eltra nasıl okunuyor bilmiyorum. E, Eltra'nın yani, yani kanatlar diyelim işte. Hani bu kanatları taktığımızda Optifine Cap'imizde kanatlar bence çok güzel bir görüntü vereceğini sanmıyorum. Galiba bunların bir de rengi vesaire bir şeyleri de değişiyor. Yabancı forum sitelerinde öyle gördüm. Daha hiç şey yapamadım. Yani bir araştırma yapamadım. Dediğim gibi bakın böyle şu an bir yer atlayınca olmuyor. Şuraya ben şöyle bir şey yaptım. Böyle yüksek bir yerden atladığımız zaman e, kanatlarımız açılıyor. Şuradan atlamayı denelim. Pek Hani açılıyor yani iyi yani demec yemekten kurtulabiliriz ama bu PVP nasıl etkiler bilmiyorum yani PVP'de biraz saçma olabilecek bir şey gibi. Bunun dışında daha e, eklenen güzel özelliklerimiz var arkadaşlar. Bunları da sizlere göstereceğim. Göstermeden edemem. Fakat e, şeyi bir bulmam gerek. İlk önce benim onları koyduğum yeri bulmam gerek. Bulamazsam Game ha evet bakın gördüm ee, oyunumuza yeni botlar eklendi bu botlar ben şu an biraz PvP tek kafasıyla gidiyorum hani mesela Hunger Games geliyor aklıma bu Hunger Games'te çok zorlanacağımız tekneler botlar geldi arkadaşlar artık oyunu yani galiba Microsoft e, şey e, oyunu daha çok gerçekçi mi yapmaya çalışıyor bir yandan gerçekçi yapayım derken bir yandan da biraz hayal dünyasını geliştiriyor hani böyle kanat ekliyor sonra mesela botlarımız artık bu şekilde arkadaşlar Botlarımıza ad tuşlarıyla artık yönlendireceğiz bakın şimdi e, bunun crafting edilmesini de göstereceğim şundan bir çıkayım e, Biraz suyun ortasında daha rahat yüzüyoruz ama ben ilk önce size craft etmeye göstereceğim Hemen bir game mod 1'e geçelim e, Bunun craftingi de değişti arkadaşlar e, Çalışma masamızı alayım e, Hemen şuraya bir tane çalışma masası koyayım e, Mesela meşe ağacı alalım bir de e, Kürek Alalım arkadaşlar Bakın artık botlarımızı bu şekilde craft edeceğiz. Hangi şey yani bunlar renkli yani ağacınız hangi ağaçsa ona göre belirleyip şey yapabilirsiniz. Bakın şöyle botumu koydum. Bindim içine. ADA şöyle F5 yaparak göstersem daha güzel görürsünüz gibime geliyor. ADA yaparak bu şekilde arkadaşlar ee, oyunda yüzeceksiniz. Bence çok zorlaştırmış bu. Mesela bu PvP'de kesinlikle çok zorlayacak bir şey. Düşünsenize Hunger Games'te adamdan kaçacaksınız. Bununla mı uğraşacaksınız? Bu biraz oyunu zorlaştırmış ama bence çok da güzel yapmış. Animasyonlar da güzelleştirmiş bana göre arkadaşlar. Yani çok dediğim gibi bir şey araştıramadım. Yanlışım kusurum vardır illaki. Bunlara affedin arkadaşlar. Eee... Ama bence güzel bir güncelleme oldu. Yani 1.9 beni heyecanlandırıyor açıkçası. Şu yenilikleri görünce yani Allah aşkına baksanıza yani niye daha önceden gelmedi gelebilecek bir şeydi. Bence mantıklı olmuş ama dediğim gibi kullanımı biraz gerçekten zor arkadaşlar. Onun dışında e, diyeceğim bir şey var mı? Şöyle notlarımı bir kontrol ediyorum. E, tokluk barımızı en fazla dolduran yiyecek altın havuçmuş. Yeni e, yeni güncellemeyle bizim 5 kalbimizi dolduruyormuş altın havuç artık altın elma tarih oluyor diye yazmış. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ama bu 15 ve 40B sürümüyle gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar benim diyeceğim bu kadardı. Yani küçük bir bilgilendirme videosu olsun dedim. Ee, ha, Bakın farkındaysanız çok güzel bir şekilde yere düşüyoruz. Sanki bu bizim Milai moda da yok. Milai'nin değil de Best of Most'a bir modumuz vardı. Buna benziyordu. Böyle hani Z'ye basıyorduk. Deme çemeden yemeden düşüyorduk. Ee, bunu en güzel nerede kullanırsınız biliyor musunuz? End portalına gittiğiniz zaman orada e, Dragon'la savaşırken bu harika bir şekilde işimizi görür diye düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güncellemeler böyle güzel olursa onlarda video çekimcilerinden emin olun. Hoşça kalın. Bay bay.